Bursa polisi uyuşturucu zanlılarına göz açtırmadı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıları koçbaşlarıyla kırılan evler didik didik arandı. Silahları kontrol edin. Yapılan aramalarda 113 adet sentetik tablet, 14 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü hakkında cezai işlem uygulandı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlıdan ikisi tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bursa'da apartman girişinde bulunan 5000 lira değerindeki elektrikli bisikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde apartmana giren zanlının önce girişte bulunan bisikletlerden birini alıp dışarı çıktığı, daha sonra tekrar girip elektrikli bisikleti de çaldığı ve her iki bisikleti de çitlerin üzerinden atarak kayıplara karıştığı görülüyor. Polisin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Elektrikli bisiklet sahibi Şennur Ay da kendi imkanlarıyla bisikletini bulmaya çalışıyor. İşte ilanlarını asacağım, etraftaki şantiyeleri gezeceğim, onlara hırsızın fotoğraflarını göstereceğim. Çünkü birçok kamera var, o kadar kameranın olduğunu fark etmemiş. Evet. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu bir kişinin kaçak avlandığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ekipleri harekete geçti. Tuzak kurularak yakalanan saka kuşlarına el konuldu. 27 saka kuşu veteriner kontrolünün ardından doğaya salındı. Yabancı uyruklu kaçak avcıya ise 15.560 lirası tazminat, 6.853 lirası idari olmak üzere toplam 22.413 lira para cezası kesildi. Avda kullanılan kapan malzemelerine de el koyan ekipler kaçak avlanmaya karşı kontrollerin aralıksız süreceğini belirtti. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri, çocuk dilenciler konusunda uyararak broşür dağıttı. Uygulamaya Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis, Nilüfer Araştırma, Yunus Polisi ve Nilüfer Polis Merkezi Amirliği ekipleri katıldı. Çocukların sömürülmesinin önüne geçmek için yapılan uygulamada, ekipler sürücüleri dilenen çocuklara asla para vermemeleri konusunda uyardı. Sürücüler de çocukların dilendirilerek sömürülmesi konusunda dert yandı. Burada yazılanlara çok katılıyorum ben. Bu ciddi anlamda sorun bak, ciddi anlamda. Emniyet kemeri kazaları önlemez ama hayat kurtarabilir. Abi şuraya takacaksın kemerini. Bursa şehirler arası otobüs terminalinde çalışma yapan trafik ekipleri, otobüslerde seyahat eden yolcuların kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Terminal çıkışında uygulama noktası oluşturan ekipler otobüsleri durdurarak hem şoförlerin kemerlerini kontrol etti hem de yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı. Yolda olan otobüs kazalarında birçoğu yolculardan da uygulama yapan trafik ekiplerine destek geldi. Sağlığımız için güvencemiz bu bizim. Kendi kendimizi koruyoruz işte bu kemerler. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel çalışma yani çıkıp da arabalara uyarmaları çok güzel bir şey. Zonguldak. Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir inşaatın hafriyatı sırasında meydana geldiği belirtilen toprak kayması çevre sakinlerini tedirgin etti.
Şükrü Çavuş Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bir inşaatın hafriyatı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının ardından çevrede bulunan bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. O günü biz hatta bağırdık, fazla uyuyorsun, direkt gidecek, çökecek dedik. Dinlemedi bizi kepçe. Şükrü Çavuş Muhtarı Ziya Yavuz yetkilileri bir an önce önlem almaya çağırdı. 2 aya yakın bir zamandır başladılar buraya. Daha sonra burada bir göçme meydana geldi. Buradaki durumu izah ettik. Fakat 20 günlük bir zaman geçti. Bu konuyla ilgili herhangi bir geri dönüşüm falan da olmadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanı istila eden tırtıllarla ilgili şaşkınlık sürüyor. İnegöl Domaniç Karayolu, Arap Oturağı mevkiinde ağaçları saran tırtılları gören orman işçileri durumu yetkililere bildirmişti. Orman zararlılarıyla mücadele Bursa Şube Müdürü Özdem Açıcı ile İnegöl Orman İşletme Müdürü Necdet Güdül bölgede incelemelerde bulundu. Güdül, kayın ormanlarında ilk kez böyle bir türe rastladıklarını söyledi. Daha önce kayın ormanlarına hiç rastlamadığımız bir böcek türüyle şu anda karşı karşıyayız. Ekipler yapraklara zarar veren tırtıllardan inceleme amaçlı numune aldı. Güneş varken gölgeler böyle mi? Böcek türü tespit edildikten sonra da ona göre mücadele türü tespit edilecek. Gördüğümüz kadarıyla böcekler yaprakları yiyen bir tür. Osman Gazi Belediyesi tarafından Demirtaş'ta 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi inşaatında son aşamaya gelindi. Toplam 14 milyon Türk lirasına mal olan bu çalışmalara son aşamaya geldik. Çalışmaları yerinde inceleyen Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, projenin meydan kısmının Ekim ayında kullanıma açılacağını söyledi. 15 gün içerisinde bir kısmını açmayı planlıyoruz. İşi hızlandırıyoruz ve daha sonraki aşamada diğer kısmını açarak hizmet binası ile birlikte Demirtaş'a güzel bir meydanı kazandırmış olacağız. Demirtaş Meydanı'nın parkı ve dinlenme alanları 82 araçlık otoparkı ve yürüyüş yolları ile bölgeye değer katması hedefleniyor.